Diyorum toman altına yatacağım. Palavraları. İğrenç, sefil, şu anda pespaye. Bir Gün'de yazan, Bir Gün gazetesinde ne olduğunu biliyoruz. Bir Gün'de yazan dönemin Hürriyet'inin editörlerinden ya da yazı işlerim üzerinde ya da işte sosyal medya sorumlusu Bülent Mumay'ın. İnternet müdürü. İnternet müdürü. En dönem, yukarıdaki adam. Hürriyet gazetesinin, tamam mı, istihbarat servisi, yani İstanbul haberlerine bakan servisi Gezi Parkı'nda mevzilendi. Sabah akşam oradan tabii, şey yaptılar. Tabii. Tamam. Ahmet Hakan da orada yatıp kalkıyordu. Orada birçok insan atıyor. Şimdi bak şunu söylüyorum. Ahmet Hakan popülizm neredeyse orada yatar kalkar zaten. Onunla ilgili sıkıntı ama yok. Ama şu anda çıkıp da bize oturup da böyle martaba dokursan, böyle sıkarsan göz baka baka. Hadi Kılıçdaroğlu sıkar. Onun işi o. Aynen. Yani sıkmaktan başka yapacak bir şey yok, siyasetçi. Bugün böyle sıkacak. Sıkışırsa şöyle sıkacak. Sallayacak, duracak. Ama şunu anlatmaya çalışıyorum. Şimdi bu Kava akademisyen, 1100 bilmem kaç akademisyeni o bildiğinizde niye bunu yaptınız? Avrupa Birliği bize yapar bize ahim. Ahim bize kızar sonra bak. Biraz da böyle olayım. İnsaflı olun. Bak Ergenekon'u da hatırlayın. Arkadaş, binlerce, onlarca, yüzlerce vakıf, dernek bilmem adı altında bu ülke casuslar şeyiydi. Şey ülkesiydi. Doğru. Ne kadar ABD'li, ne kadar ve bunlar bu darbeleri böyle yaptırdılar. Eğer bu tür iş adamı adı altında Türkiye'de operasyon çeken, ki bazıları hala ellerini yıkayıp çıktı kurtuldu ha. Şu anda da hala iş yapan iş adamları var. Bunun gibi çalışan. Kavala bu işi bizzat fiziki takibiyle beraber, tapesiyle birlikte akademisyenle arayıp şöyle yapılacak, böyle yapılacak, yarın bu eylem olacak, alırsa fon, para dağıtan bir adam. Bu açık, biz tapelerinin konuşmasını dahi verdik. Dünkü bu bizim bu haberde konuşurken sordum, bir daha sordum. Arkadaşlarım böyle bir şey bahsediliyor. Telefon konuşmaları 2012'den itibaren zaten bunu dinliyormuş. Yani şey FETÖ'cüler olayı takip ediyor. FETÖ'nün kendisi bizzat casus olduğu için devletin içerisinde ne faydalı ne faydası dinlemiş koymuş. Ha baktık işler güzel gidiyor. Tamam lan destek. Yakın çadırları, vurun adamları, iki tane de kadını indirin. Mümkünse öldürün. Bu devrim burada yapalım da elimizdeki diğer sahte belgelerle 17-25 aralar gerek kalmasın. Biz de burada yapalım diye. Bunlar da casus. Sonra peki dedim, ne kadar uzun sürdü? Peki niye dedim bu tapeler madem vardı? Soru değil mi? Doğru soru. Bir seneyi geçkin bir şekilde Osman Kavala içeride. Akademisyen bugünlerden çıktı. Çok doğru bir soru. O bizim arkadaşlara sesleniyorum. Ya hakikaten akademisyen dokunmasa iyiydi falan. Ya ne olduğunu biliyor musun? Baktın mı? Savcıyla konuştun mu? Girdiniz mi kardeşim? Gerek var mı bunlar açısından? Gerek yok. Direkt yorum yapıyor düşünken. Arkadaş adamlar tapeleri giderken arkamızda iz bırakmayalım. 2012, 2011 neyse dinlediğimiz ne varsa silelim. Hemen bunları bir kısmını götürdüler biliyorsun. Bazı şeyler de yurt dışına götürüldü dinledikleri şeyler. Burada emniyette yapılıyor ama işte bu maalesef teknoloji böyle bir şey. Geriye dönük tarama yapıyorsun ve bunları geri getirebiliyorsun ve bu kısa süren bir şey değil. Murat çok uzun kodlamalarla bilmem ne. Bak hatta ben sana bir örnek, geri bir bakıyor ki akademisyenler bayağı. Bir örnek vereyim. Alo Osman'cığım konuşmuşlar. Hem yurt dışından hem yurt içinden. Tabii. Hem yurt dışından hem yurt dışından bir örnek vereyim.